Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin yanımıza. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Diyelim, iyi gözüküyorsunuz, sağlıklı gözüküyorsunuz. İyiyiz, Allah'a şükür, her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Süper. Valla ne yapalım? İşte böyle bir telefondan yayın yapmaya uğraşıyoruz biz de. Tabii bizler için de biraz sıkıntılı bir süreç oldu bu. Evet. Evet. Şimdi o kadar çok soru var ki hem tabii ki benim kendi sorularım var hem de aynı zamanda Skorer.com'a Galatasaray taraftarından gelen çok fazla soru var. Hepsini ben not aldım, size iletmekle mükellefim bu akşam. Tabii ki. Pandemi süreciyle başlayalım. Nasıl geçti karantina günleri? Valla nasıl? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Nasıl geçsin? Daha çok evde geçirdim ben. Herkesin yaptığı gibi evde bulaşık, çamaşır, temizlik derken her şeyi yaptık. Yani cam silmesine kadar yaptık. O yüzden hani ev %90'ını evde geçirdim yani. Hani hiç sadece tabii ki sadece temel gıdalar için markete gittim geldim. Ama evde yapmadım, değiştirmedim oda, yapmadım tamirat. Hiçbir şey kalmadı. İzlemediğim dizi, öyle söyleyeyim. Yeterince evle haşır neşir olduk. Ayrılmak zor geliyor şimdi diyormuşum. Tabii yalan burası. Dediğim gibi yani gerçekten çok evde kaldım yani açıkçası. Her şeyi yaptık evde. Evet, aynı şekilde biz de öyle. Yani sizin de dediğiniz gibi böyle cam silmek, ekmek yapmak vesaire böyle Yemek bile bayağı bir... yaptım yani aynı. Evet, Her şeyi yaptım. ekmek yaptınız mı? Pizza yaptım. Aynı şey sayılıyor. Vallahi. Ekmek yaptım ama pizzası daha güzel oldu, öyle söyleyeyim yani. Peki, bayağı benim de geçmiş gibi gözüküyor. Evet. Evet, tabii bu süreçte şimdi Süper Lig'e ara verildi. Ama tabii ki tekrar başlayacağız. 12 Haziran'da Evet. ilk maç oynanacak. Şimdi ben tabii şunu sormak istiyorum özellikle. Nasıl etkilenecek takımlar? Nasıl etkilenecek Süper Lig? Şimdi tabii çok uzun bir süre ara verildi ve bu süre ara verilen sürede kimse istediği gibi antrenman yaptığını düşünmüyorum ben. Çünkü evde kalmak zorunda kaldı oyuncuların hepsi. O yüzden öncelikle bu süreçte futbol oynamadığım için şanslıyım diyorum. Çünkü geri dönüşler ne kadar antrenman süresi çok fazla olmadı galiba. Bir hafta 10 günlük bir sürede beraber antrenman yapıyorlar öyle de böyle. O yüzden hani adaptasyon süresi tekrar vücut olarak adaptasyon süresi. Mental olarak da aslında öyle ama mental olarak daha değişik boyutları var işin. Çünkü taraftarsız oynanması. İşte aslında korkulu bir şekilde oynanması ama maç oynandığı dakikalar başladığı zaman o korku falan her şey gider. Yani profesyonellik ön plana çıkar. Amatör ruhu biraz daha şeye çıkar. Hani böyle oynama isteğinden dolayı amatör ruhu dedim. Ama dediğim gibi yani sakatlıkların olabileceğini düşündüğüm. Çünkü bu süre zarf içerisinde takımlar ne kadar hazırlık maçı yapabildiler, ne kadar birlikte oynayabildiler açıkçası bilmiyorum. Ama hani çok da fazla böyle şansları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes yani diğer takımlardaki ne kadar test yaptırsalar da sonrasında işte pozitif çıkan bir sürü vakayla karşılaşıldı. O yüzden hani süreç yani herkes etkilediği futbol da çok etkiledi. Ama öyle de böyle bu sene bir şekilde bitirilmesi gerekiyor bence. Hani şu anki Türkiye'nin konumu bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar, yürütmüş oldukları gerçekten çok bana göre yani çok iyi bir dönemden geçirdik. Hani en azından diğer ülkelere nazaran bu süreyi çok çok daha sağlıklı bir şekilde geçirdik. Öyle söyleyeyim bence. Benim kanaatim o yönde. O yüzden öncelikle Sağlık Bakanlığı ve bütün bu işte gönül veren herkese çok teşekkür ederiz. Hala da destekleri devam ediyor ama süreç itibariyle futbolu dönüş süreci biraz sıkıntılı olabilecek yani genel anlamda. Peki şimdi özellikle tabii benim merak ettiğim soru olarak şu var. Şimdi Galatasaray, Başakşehir, Trabzon, ben şey sırasıyla söyledim, kafama göre söyledim. Şimdi bu üç takım şampiyona oynuyordu en son. Tabii bir de altta kalanlar da var. Küme düşme tehlikesi olan takımlar da var. Ortalardakiler var. Biraz böyle bir tepe taklak bir şeyler olabilir mi Süper Lig'de? Ya aslında şöyle yani şimdi her ne kadar taraftarsız oynansa da mutlaka ki bazıları için çok çok önemli maçlar da olacak. Yani hani hem yukarısı için dediğiniz gibi hem de alt için. Ama ve o maçların
Ya şunu, yani izlemeden hiçbir şey söylenmez aslında. Çünkü ilk Hı. haftalar sezonun ilk haftası değil. Ortada bölünmüş bir lig, bölünmüş olan bir ligin tekrar toparlanma sürecinde belki sakat olan çok önemli oyuncular geri dönebildi. Öyle de Hmm. bakmak lazım. Evet. O yüzden hani artısı olan takımlar sakatlık anlamında, mesela eksisi de olan takımlar artıya geçmiş oldu. Ne bileyim işte çok önemli oyuncusu varsa. O yüzden hani takımların psikolojik olarak baktığınız zaman Galatasaray, işte Başakşehir olsun, Trabzon olsun, ne bileyim kafada oynayan takımlarla alakalı, onların işi çok çok daha zor. Konsantrasyonu çok üst seviyede olması gerekiyor. Trabzon çok iyi bir konumdaydı. Baktığın zaman belki yıllar sonra belki harbiden çok çok iyi bir hava yakalamış oldukları bir takımla şampiyon olabileceklerdi. Onun Evet. belki hani şu anki sezona tekrar başlayış olması, taraftarsız olması, işte bu süreçten nasıl etkilendiğini, bütün takımlar gibi Trabzon da çok önemli. O yüzden bence çok zor geçecek. Hani mental olarak hazırlamak gerçekten çok zor oyuncuları. O yüzden hani antrenman şekli olarak evet belli bir şekilde bir seviyeye getirebilirsiniz ama eksikliği de 1-2 hafta içerisinde herkes görecektir. Ona göre müdahale edecektir. Çok da fazla hafta yok. O yüzden Evet. minimalize indiren takımlar bence çok başarılı olurlar. Ama diğer türlü imkanları doğrultusunda artık yapılan antrenmanlar doğrultusunda, çünkü bu sürede çok fazla yüklenme yapamazsınız. Çok fazla yüklenme yaparsanız eğer sonucunda çok büyük ağır sakatlıklara da sebep olabilirsiniz. O yüzden vücudun dirençlerini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Antrenman sistemini, antrenman programını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bir anda anaerobik ortama sokmak oyuncuları çok zorlaştırır. O yüzden bu süreç gerçekten hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazırlanması çok zor olan bir dönem. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un çok çok önemli maçları olacak. Herkes çok heyecanlı. Bütün takımlar çok heyecanlı ama alt sırada bulunan takımlar da çok heyecanlı. Çünkü kolaydır. Yani böyle bir durumda işte sezonu kapatalım, bitsin, düşme olmasın falan demek. Çünkü bazılarının işine geliyor ama diğerlerinde haksız, yani duruma koyuyor. O yüzden haksızlık oluyor daha doğrusu. Bence en güzeli, en ideali seyirsiz de olsa bir şekilde oynanması yani. Evet. Bir de tabii seyircisiz konusuna gelince herkes şunu konuşuyor. Başakşehir daha avantajlı konumda olacak diye konuşuluyor. Yani öyle bir şey olur mu gerçekten? Yani Başakşehir hakikaten daha mı avantajlı konumda şu anda? Bence değil. Çünkü sahaya gelen 50 kişi bile, oradaki bağırışları bile en azından taraftarları farklı bir konuma, farklı bir moda geçiriyor. Başakşehir sadece maçlarını içeride oynamıyorlar, dışarıda da oynuyorlar. Büyük maçları dışarıda oynadıkları zaman stresi ne kadar büyük olduğunu herkes de bilir. Şimdi baktığınız zaman Başakşehir takımının, tamam, taraftar olarak diğer takımlara göre çok daha az bir taraftar var ama her ne kadar ne olursa olsun oyuncu grubu sahaya çıktığı zaman, seyirciyi görmediği zaman o havaya girmesi gerçekten çok zor oluyor. Yani bunu çok rahatlıkla Şampiyonlar Ligi maçında da izleyebilirsiniz, görebilirsiniz takımların motivasyon açısından. Normal 3. ligde de, 2. ligde de, PTT'de de oynanan maçların hepsi gerçekten çok, seyircisiz oynanan maçların hepsi de gerçekten çok zordur. Konsantrasyonu çok zordur. Amatör takımda oynamak sayılan ziyade saha içerisinde yapmış olduğunuz hareketlerde bile tepki alamamak, o bile kötüdür. Yani hani bir iyi hareket yaparsan herkes o yapar. O zaman daha fazla havaya girer bir futbolcu. Bir taraftan bakıyorsun orta yaparsın. İşte çok iyi orta yapacaksın. Yine çok kötü bir orta yaparsın, herkes Allah belanı versin falan derler. O sırada onu duyamazsın. O taraftan iyisi var. O yüzden ama taraftar bu işin meyvesi. Gerçekten taraftarsız oynanması gerçekten bütün futbolcular adına bence çok dezavantajlı bir durum. Ama Başakşehir'in de bu konuda şanslı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes kadar taraftar öyle de böyle az var ama Galatasaray'ın etkileneceği kadar Başakşehir'in tabii ki etkilenmeyecek ama herkesin etkilendiği bir şey var. Bence konsantrasyon sorunu olacak. Evet. Bayağı herkes bundan Kesinlikle. etkilenecek bence yani. Kesinlikle bir de yani konsantrasyondan ziyade bir de şöyle de bir durum var. Psikolojik olarak çok yani kötü. Herkes işte hani onda var mı, bunda var mı acaba? Çünkü bir de şimdi taşıyıcı oluyorlar, belli olmuyor. Hastalığın çünkü bazı insanlarda bir etkisi o gözükmüyormuş. Yani işte o Öyle. da dediğin gibi mental anlama geliyor zaten. Yani evet, Ya değişik. şu aslında yani bakıldığı zaman, ya sonuçta temasla oynanan bir oyun. O yüzden Evet.
saha içerisinde kimse düşünemez yani. Antrenmanda düşünemedikleri gibi. Çünkü antrenmanda bir pandemi var, ben gelmeyeyim, müdahale girmeyeyim, yapamazsınız yani. Öyle bir ruhen yapamazsın. O sahaya çıktıktan sonra ben bile sokakta top gördüğüm zaman deparatıp top alıyorum. Mesela çocuklarla oynuyorum falan filan yani. O yüzden o içindeki futbol şeyi seni engeller. Hiçbir şekilde orada dokunum, eyvah bir şey. Bu dışarıdaki hayat değil sonuçta. İşin bir parçası. Siz tabii ne kadar önlem alırsanız, işe gittiğiniz zaman tam masa başında da bile olsanız maskenizi takıyorsunuz, işte ellerinize eldiven giyiyorsunuz, işte bir şey verirken alıp yani tamam dikkat ediyorsunuz ama bu saha içerisinde çok fazla mücadeleci, çok fazla temasın ve de çok fazla eforun sarf edildiği bir spor olduğu için bunda öyle bir korku olsun, ne bileyim işte dokunmayayım falan, bunları görmeyeceğiz. Belki çok daha fazla dokunma şeyleri olacak. O yüzden çok çekişmeli maçlar var çünkü. Çok fazla mücadelesi yüksek olan, gerçek olan maçlar da var. O yüzden bence hiç kimse öyle dokunmayayım, gitmeyeyim falan diyen kaybeder zaten, söyleyeyim. Evet evet. Zaten şeyde de gördük. Bundesliga'da da yani hani acaba böyle bir tedirgin olurlar mı falan diye düşündük. İzledin mi bilmiyorum ama gayet çatır çatır oynuyorlar. Yani diyorum ya, sahaya çıktıktan sonra babanı bile tanımayacaksın yani. O yüzden o konuda hiçbir şey engellemez futbolcu yani. Peki. Şimdi tabii birazdan geleceğim. Diğer takımları da soracağım ama Başakşehir'e değinmişken ben Okan Buruk'la ilgili sormak istiyorum. Şimdi Okan Hoca bayağı bir ivmesini arttırdı son zamanlarda. Çok başarılı işlerine imza atıyor. Öncelikle bir Okan Buruk'la ilgili görüşlerini merak ediyorum. Ya Okan abiyle biz Galatasaray'da birlikte oynadık ve hatta hocalığımı da yaptı beni Sivasspor'dayken. Gerçekten 10 numara bir kişiliği vardır. Çok severim, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir abimdir. Aynı zamanda hocamdı. Zaman zaman şanssız olduğu dönemlerde, şanssız yani tercih olarak değil, takım içerisindeki uyumu bilemediği için gitmeden önce belki şanssızlıklar yaşamış olabilir takımlarla alakalı. Çünkü gittikten sonra transfer dönemiyle alakalı finansal durumları da çok önemlidir takımların. İstediklerini yapamadığı zaman tabii ki bir oyuncu, bir hocanın elindeki takımla birlikte yapabileceği maksimal alabilecekleri puanlarla alakalı en iyisini yapmaya çalışan bir teknik direktör. Başakşehir'de özellikle bu sene hem Avrupa'da hem de ligde gerçekten inanılmaz başarılara imza atmaya başladı. Başlangıç itibariyle sezon başında gerçekten aslında iyi başlangıç yapamadı, öyle gözüküyordu. İşte hemen işte moral yani aklında şeyler çıktı, işte gidebilir falan. Çünkü biliyorsun çok sabırsızız biz yani ülke olarak. Evet. O yüzden o konuda biraz aslında ben de üzülürdüm ayrılmış olsaydı ama Başakşehir Spor Kulübü'nde oynamış olması, orada daha önce yardımcı antrenörlük yapmış olması, onu ne kadar tanıyor olmaları bence en büyük şanstı. Çünkü başka bir hoca olsa herhangi bir olumsuzluklarda çok daha çabuk gidebilir havası yaratılabilirdi ama bence Okan abi şu andaki ileriye dönük baktığımızda milli takımın başına geçebilecek hocalarından bir tanesi yani Türkiye'de. Tabii ondan önce belki Galatasaray takımına da gelebilir. Orası da Fatih Hoca'nın olmadığı dönemlerde değilim. Olabilecek opsiyonlar arasında ben görüyorum ileride Okan abi. Zihnimi okudun galiba. Çünkü az sonra o soru geliyordu. Ben soruları ikişer ikişer cevaplarım genelde. Hakikaten. Hep bir sonraki soruyu da tahmin edebiliyorum. O yüzden hani bağlantılı şekilde. Sizin sorularınızı maksimalden minimale indiriyorum yani. İnanılır gibi değil. Şu an gerçekten genç spikerin zor anları falan yani. Şimdi şok oldum ya. Sen biraz daha fazla soru yazman lazım. Ben sana öyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Soru dolu burası. Burada çok soru var. Hiç problem yok. Evet. Peki. Bir üstünü çizeyim şöyle. Çiz birkaç tane sürü. Bir sayfaya çözüm. 6 sayfaya çözüm. Evet. Peki. Şimdi o zaman Galatasaray'a geçiyorum. Tabii Galatasaray'la ilgili bu pandemi sürecinde tabii ilk başta biraz bir sıkıntı yaşadık. Fatih Hoca olsun, işte Mustafa Cengiz, Sayın Abdurrahim Albayrak sıkıntılar yaşadılar, yani geçirdiler bu hastalığı. O dönemde konuşman oldu mu hiç, geçmiş olsun için iletişim kurdun mu kendileriyle? Yok, kendileri kurmadım ama yani sonuçta dışarıdan yani birebir görüşmüş olan kişilerle konuşuldu. Konuştum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani o çok da fazla hani bunun
Sonuçta bir süreç ve haber alınamaması çok büyük bir sıkıntı açıkçası. Sonuçta bunu herkes geçirebilir böyle bir hastalığı ama ekstra bir hastalığı olmadığı için ikisi de çok şanslıydı Abdurrahman abiyle Fatih Hoca. O yüzden hani o konuda herkes çok olumsuz bir şey söylemiyordu başında ama tabii ki olması insan çok büyük tedirginleştiriyor. Bu sıkıntılı bir süreçti. Sonuçta hiçbir şekilde oynanmasını istemediğimiz maçlardı belki. Hani Fatih Hoca'nın da bile üstüne üstlük böyle bir şey söyleyip kendisinin de böyle bir hastalığa yakalanması onun ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardı aslında bakıldığında. Ama sonuçta geçti. Herkes çok mutlu şu anda o konuda. Ama bu demek olmuyor ki yani bir daha böyle bir hastalıkla yakalanmayacaklar veya yakalanmayacağız. Hepimiz de bunun içerisinde biz de varız. Ama sonuçta kader yani bu başa gelecekmiş, gelmiş iyi bir şekilde bitti en azından öyle söyleyelim. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım. O yüzden onlar da şu anda herhalde takıma zaten hani geçirmemek için uzun süre bir ara verildiği için o sürede de zaten tamamıyla ortadan kalktıktan sonra takımla beraber oldular. Galatasaray takımı da artık yani her zaman söyleniyor bir Mayıslar bizimdir diye. Bakalım bu Mayıs Galatasaray'ın olacak mı? Ya Allah ben de çok merak ediyorum açıkçası yani. Mayıslar Evet. bitti. Haziranlara geldik. Temmuz Ağustoslara geleceğiz. Bakalım neler olacak. Bu Mayıs Galatasaray'ın da hiç kimsenin de olmadı yani. Öyle bir Mayıs geçiyoruz yani. Pas geçtik Mayıs. Evet, hakikaten yani bu Mayıs kimseye yar olmadı yani. Kime Aynen. yar olacak? Temmuz herhalde, değil mi? Temmuz'u bulacak herhalde. Temmuz belki Böyle evet Ağustos. Temmuz sonu olur. Belki Ağustos. Belki hani şey olursa şimdi 4 hafta ayarlandı ya. Şimdi bu 4 haftanın sonucunda galiba 4 haftalık bir periyot açıklandı. Bilmiyorum ama bu 4 haftanın sonunda bakılır. Hani gerçekten çok büyük puan farkı olursa ona göre bir aralarda maçlarda yapılabilir. Belki çok bitirmek isteyebilir federasyon bence. Ki öyle olması bence daha hoş olur. Çünkü hani sonuçta ilk dört takımın çok çekişmeli olabileceği bir durum varsa onu yine ona göre ayarlanır ama aralardaki takımların kendileriyle oynayacakları maçlar olursa bunu çok fazla hani haftalık yapmayabilirler. Arada çarşamba pazar oynatabilir ve 2 haftada bitirebilirler yani bence. Bence de en güzel olması, en kısa süre etmesi en mantıklı olanıdır bence. Yani. Bakalım. Ağustos'a da gelebilir. Temmuz'un sonunda olabilir. Sonu iyi olsun da kimseye bir şey olmadan yeter ki o olsun yani. Onun dışındaki şampiyonluk yarışında kim olursa olsun yapacak bir şey yok. Kim kazanıyor, hak ediyorsa o kazansın diye. Peki, tamam. Birkaç sorunun daha üstünü çiziyorum. Şöyle. Peki, şimdi yine tabii pandemi döneminde Galatasaray'da başta olanları söyleyeyim. Şimdi bir ortaya geldiğim zamanda da bir Hasan Şaş ayrılığı yaşadık. Tabii, Evet. onu nasıl değerlendirirsin? Bu ayrılığı içinde söyleyebilirsin. Yani şöyle düşünüyorum. Hasan abi zaten yani aslında kendinin içinde bir sıkıntılı bir dönem yaşadı. Yani Galatasaray ayrılmak da istedi biliyorsunuz. Yani yazılı istifasına verdi ama kabul görmedi. Ama demek ki eskisi gibi bazı şeyler dikiş tutmadı. Yani şey olarak dikiş tutmadı. Hani tabii ki de Fatih Hoca ile değil, ne bileyim işte ekiple değil. Belki basınla olabilir. Yani dış etkenlerden dolayı çok fazla belki hani artık yeter dedi. Yani ben de uğraşmasınlar. Ben zarar verdiğimi düşündüğüm için belki Galatasaray'dan ayrılmış olabilir ama gerçekten sebebini bilmiyorum. Belki de onun hayatında ben seneye daha farklı bir konumda daha farklı bir şekilde Hasan abi görebileceğimiz imajı da çizmiş olabilir. Çünkü sonuçta çok büyük tecrübelere sahip. Hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak. Gerçi tek başına yapmamış olsa bile Fatih Hoca ile birlikte yapmış olduğu uzun seneler boyunca almış olduğu eğitim açıkçası ben buna eğitim diyorum. Yardımcılığının yanı sıra bence iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum Fatih Hoca'dan. Belki bununla alakalı bir yeni bir yani zemin oluşturmuş olabilir. Onu da işte bakacağız. Yani inşallah öyledir yani. Hani sonuçta Türk futbolunda olması gereken isimlerden en başına geçiyor bence yani. Tabii ki sizlerle birlikte ben de ek yapayım buna. Şimdi Selçuk İnan ve Elmander isimleri geçiyor Fatih Hoca'nın yardımcılığı için. Allah Allah. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Aa, Selçuk İnan. benden mi duymuş oldunuz yoksa? Yok ben ilk kez duydum yani. Hani şöyle söyleyeyim. İnan ki yani zaten futbol olmadığı için bu zamana kadar çok da fazla takip etmedim. Yani zaten
evde oturup yani televizyon başında çok fazla sadece yani Dizi. dizileri izledim. Haberlerde de sadece işte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bazı şeyler var. Onları izledim açıkçası. Futbolla alakalı çok fazla içine giremedim çünkü yok. Olmayan bir şey hakkında hiç bakmadım bile yani. Unutmak istedim açıkçası. Öyle olsa söyleyeyim size. Bunu ilk kez duydum böyle bir şeyi. Selçuk İnan'ın olması bana çok şaşırtıcı geldi. Hani düşünülmesi. Çünkü çok daha yeni bırakacak. Ve aynı anda direkt Selçuk'un zaten hani yardımcı olarak direkt olması çok zor yanında. Çünkü fiziken olur ama ilk önce onun şeyleri lisanslarını alması gerekiyor. Teknik direktör lisanslarını alması gerekiyor. Sonrasında belki hani şey olabilir ama bu süreyi staj süresini belki bu kısaltabilir. En azından hani lisansını aldıktan sonra çalışması gerekiyor. Ondan sonra bir iki sene geçmesi lazım ki anca onun yardımcısı olarak şeyin içine girsin, yedek kulübesinin içerisine girebilsin. O yüzden bu bir süreç. 2-3 senelik bir süreç aslında oraya girebilmesi. Yani yaklaşık 1,5 sene falan sürmesi gerekiyor. Ama bu 1,5 sene öyle değerlendirecekse valla enteresan. Tabii bu süre zarf içerisinde Fatih Hoca orada olur mu? Hangi konumda olur? Başka bir şehirde mi çalışır? Onu tabii hiç bilemiyoruz. O yüzden hani Fatih Hoca'nın duyduğum derken sonuçta onun da herhalde sonrasıyla alakalı yönetimde olmak istediğini hani başkanlıkla alakalı belki bir düşüncelerin olabileceğini duyduğumuz bir durum söz konusu. Evet. Ama yardımcı olarak bilmiyorum yani Elmander'in olması veya Selçuk'un olması. Tabii ki de Selçuk'un çok iyi olur. Ama benim için Selçuk çok erken gibi geliyor bana bilmiyorum. Çünkü şöyle Evet. söyleyeyim ben Selçuk'la Çanakkale'de oynadım. Hala ben küçük yani benim gözümdeki Selçuk çok küçük bir Selçuk'tur yani. O yüzden hani şimdi Selçuk'un da bırakıyor olması onu deyince biraz şey yaptım yani hani şaşırdım açıkçası yani. Evet. Bir şey soracağım. Ben Çanakkale'liyim de o yüzden. Ya Çanakkale ne oldu böyle? Çok üzülüyorum. Hakikaten. Şimdi Valla Galatasaray'dan Çanakkale'ye. direkt Çanakkale'ye geçelim bir şey olmaz. Çünkü ben de Çanakkale'de 2,5 sene oynadım. Ne oldu? Yani şey olarak yani Niyazi Önen'in orada olması ya oğluna bırakmıştı bir ara diye biliyorum. Mehmet galiba ismi. Ama sonra yani yönetimsel mi yoksa gerçekten artık yani bazen istediklerini alamadığın zaman hani bu belki futbol çok yöneldiği için belki ticaret anlamında biraz sıkıntılar yaşanmış olabilir. Veya şehirde gerçekten kimse sahip çıkmıyordur. Çünkü koskoca Çanakkale Dardanel Spor Kulübü'nün yani bizim dönemimizdeki Altınordu Spor Kulübü gibiydi. Çok fazla oyuncu Türk futboluna kazandırmış. Çok fazla oyuncu çok iyi yerlerde görmüş bir kulübün altyapısı. İşte ne bileyim gerçekten bir madendi açıkçası Çanakkale Erdoğan Spor Kulübü ama son yani ben de çok üzülüyorum. Yani en azından şu ikinci ligde üçüncü yani bir altı Süper Lig'in bir altında olması gereken ve sürekli yukarıya profesyonel birinci lig Süper Lig'e oyuncu veren bir yapısı vardı ve bunun orada olmaması Süper Lig görmüş bir takımın gerçekten çok üzücü. Şirket olarak çok büyüdüler herhalde. Öyle düşünüyorum. Dardanel yani şimdi biz Niyazi Başkan'ın öyle söyleyeyim. Çünkü güzel reklamlar veriyor. Maddi olarak da çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum kendisinin. Ama futbol olarak demek ki bazen insanlar doyum noktasına ulaşmış olabiliyor. Yani her ne olursa olsun Çanakkale Dardanel Spor Kulübü'nün, Çanakkale şehrinin, o güzel şirin şehrin yani bir futbol takımının bu kadar alt liglerde olması gerçekten çok üzücü. Sonuçta benim de bayağı 2,5 senem geçti orada. Çok da sevdiğim, çok şirin bir yerdir. Yapacak bir şey yok. Üzücü bir durum yani açıkçası. Evet yani kesinlikle ben de çok üzülüyorum yani Çanakkale'li olarak ama işte yapacak bir şey yok. Aslında Peki. köprüyü de yapıyorlar ama bir tane bir atak matak olabilir mi acaba burada? Bir köprü yapınca Bilmem belki ki. biraz Valla ne de inşallah. güzel olur yani. Ama ya inşallah çünkü ya üzüldük yani hepimiz böyle. Üzücü Çanakkale aynen. Dardanel diyorduk yani ama işte Evet. neyse oldu. Oldu yaşandı bitti Aynen diyebiliriz. öyle. Evet. Peki. Şimdi Beşiktaş'ı soracağım tabii ki ama Sergen'le Beşiktaş'ı sormak istiyorum. Bizim Beşiktaş maçı, Sergen'le Beşiktaş maçı mı yoksa Beşiktaş'ı mı sormak istiyor? Hangisini istiyorsun? Evet.
O da Sergen'le Beşiktaş'tı çünkü. Evet, o da Sergen'le Beşiktaş'tı. Zaten şimdi benim Beşiktaş'ı tuttuğumu bilenler bugün bana mesaj attılar. Bir sürü. Ya yani mesaj kutusu doldu. Beşiktaş maçını sorsana Nergis. Ben... Beşiktaş maçını sorsana. Ama şöyle, senin sorduğun soru da baya güzel. Yani böyle iyi yakaladım ben bence. Yani Sergenli evet, Beşiktaş. Ben... Evet, Sergenli Beşiktaş. O da Sergenli Beşiktaş maçıydı. 2006 sezonunda. Hangisinden başlayalım? 2020 Sergenli Beşiktaş'ı mı? 2006 Sergenli Beşiktaş'ı mı? Bence geçmişten başlayalım. Geçmişte güzel anılarımız var. Yani sonuçta herkesin hatırladığı gibi tabii. Yani Galatasaray taraftarı olsun, işte ne bileyim Beşiktaş taraftarı. Aslında Fenerbahçelilerin de unutmadığı çok önemli bir karşılaşmadan bir tanesi. Yani böyle her ne kadar Beşiktaş maçı Beşiktaşlar için çok önemli olmasa bile o günkü konum itibariyle Beşiktaş için. Ama ligde onların galip geleceği bir şekilde olmuş olsaydı biz şampiyonluktan oluyorduk. Veya beraber bitseydi o maç biz şampiyonluktan oluyorduk. Fenerbahçe evet. Şampiyon oluyordu. Ve işte kısmet, ikinci yarı oyuna girdim. İkinci yarıda bir tane gol oldu. 1-1 oldu. Ve o maç gerçekten o kadar zor bir maç ki. Yani penaltı kaçırıldı. İlk yarısında Necati penaltı kaçırdı. Tümer abi attı. 1-0'a geçti ve biz yani 45 dakika mı var? Yani ikinci yarı başladı ve 45 dakika sonrasında Türkiye Süper Ligi'nin o zamanki şampiyonu belli olacak. Yani bunun başka bir şeyi yok. Yalamıcımı yoktu yani. Kısmet, nasip. Allah da öyle bir gün bana nasip etmiş. Girdim oyuna. 3-5 dakika sonra bir tane gol attım. Beraberliği yakaladık. Ama ben yani o golü attığımda yani inanç olarak gerçekten inanmıştım yani. Hani bir şeyler olsun. Yani sonuna kadar gidelim. İsterse son saniye olsun. İsterse 5 dakika sonra yine bir tane olabilirdi. Veya gol yiyebilirdik ama herkes yeniden geleni yaptı. Çok iyi mücadele edildi. Çünkü gerçekten o sezon hakikaten yani 6 ay 7 ay boyunca hiç para almadan biz inanılmaz bir mücadele örneği verdik. Sonucunda da Allah da bize öyle bir şekilde son dakika, daha doğrusu santrası olmayan ve santrası olmadı, yani golün santrası olmadı ve maç bitti yani. Çok enteresandır. Evet. Öyle bir maçın gerçekten tarihe geçmesi inanılmaz güzel bir şey oldu açıkçası. Yani hani bir de bunun şampiyonluk taşlanması çok daha bambaşka bir olaya getirdi olayı, maçı. Tabii taraftar o sırada Beşiktaş taraftarları tabii ki de üzgün ama hani Galatasaray taraftarının vermiş olduğu, yani şöyle kafamı kaldırdığımda hala bazen aklıma gelir. Yani o maçı konuşurken böyle inanılmaz bir mutluluk veriyordu. Çünkü direkt onların oraya gittim. Ve 2-1 galip geldiğimiz için herkes bir şekilde bir şampiyonluğu şeyine tutulmuştu böyle. O yüzden orada olmak, bunu bir şekilde Galatasaray takımla birlikte yaşamak ve bunun da biraz pay sahibi olmak, şampiyonlukta da olsa öyle de böyle, ben her zaman diyorum yani iyi ki Galatasaray takım formasını giymişim. İyi ki Galatasaray'da oynamışım. İyi ki de böyle bir anlar yaşamışız. Sergen'de 2006 Beşiktaş'ı bu şekildeydi. Şimdi 2020 Sergen'de Beşiktaş'ını yedelim. Sergen Hoca gerçekten Türk futbolunda ben daha büyük takımda oynamadan önce bile Sergen benim belki de hayatımdaki ilk karşılaşma Sergen Hoca'nın 89'da belki de veya 90'da Konya Spor'la oynadığı bir karşılaşmaydı. Ben o gün Konya'daydım. Teyzemlerdeydik. Amcam da polis olduğu için maçta görevli. Beni maça götürür müsün demiştim. Eniştem daha doğrusu. Sonra maça götürmüştü. O zaman Metin Ali Feyyaz oynuyor. Yani düşün kaç sene önce. 89'da galiba herhalde. Ya 90 falan hatırlamam ama Sergen'in yeni çıktığı dönemde. Sergen gitti ve gol attı. Ben şimdi Sergen girip gol atmış olduğu dönem. Çok genç yaşlardı Sergen Hoca. Yani herkesin idolü olabileceği parantez içinde saha içerisindeki gerçekten ender yeteneklerden bir tanesiydi. Hakikaten izlemesi inanılmaz keyifliydi. Karşılıklı oynaması çok daha keyifliydi. Onun gibi büyük bir futbolcuyla karşılıklı oynamak bile gerçekten inanılmaz keyifliydi. Şunu söyleyeceğim. Sergen Hoca'nın daha önceki takımlarda yapmış olduğu başarılardan dolayı Beşiktaş takımına gelmesi çok basit. Yani çünkü Beşiktaş'a mal olmuş. Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın. Bakıldığı zaman yani her ne kadar dört büyüklerde de oynasa öyle de oluyor. Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın bence. Çünkü inanılmaz yakışıyor Beşiktaş forması ona.
Şu anda Beşiktaş'ın başında olması, eski bir futbolcunun kendi takımının başında hocalık olarak, yani oynadığı dönemlerde bunu düşünmek çok zor. Bırakmaya yakın dönemlerde düşünebilirsin, eğer ki hocalık kısmıyla alakalı. Bence şu anda rüyada gibi bir şeydir açıkçası. Hani istiyor muydu buraya gelmek? Tabii ki de istiyordu. Olabilir miydi? Daha önceki takımlardaki yapmış olduğu başarılardan dolayı oraya gelebildi. Sadece Sergen olduğu için değil. Bence. O yüzden bence hocalıktaki, hani Sergen hocamız futbolculuktaki Sergen'in yapamadıklarını ben hocalıkta yapmasını istiyorum. Yani sadece Türkiye şartlarında Türkiye'de hoca olmasını istemiyorum. O yetenekteki bir futbolcunun yurt dışında herkesi dize getirebilen, yani Barcelona'da bile oynayabilecek yetenekli olan bir hocanın futbolcunun Beşiktaş'ta işte Türkiye şartlarında kalması benim için çok şu anki futbolculara baktığımız zaman hayal kırıklığı gibi bir şey oluyor. Ama hocalık kısmı inşallah Beşiktaş çok başarılı olur. İnşallah oradan da yurt dışına gider ve orada artık hani futbolcuyken gidemedi ama hocayken gönderdik demek çok istiyorum. İnşallah çok başarılı olur. Beşiktaş tabii bir sürece girdi. Evet. Bu süreç içerisinde de Sergen Hoca da tabii sıkıntıları yaşayacak gibi gözüküyor. Kendisi geçenlerde hani bu kadar bütçeyle Anadolu takımları takım kuruyor. Biz niye böyle olduk? Bana gelince mi böyle falan filan. Tabii yani o sistemkar olması normal yani şimdi. Oynarken sistemkar olan hoca bildiği bir kulüp içerisindeki, yani niye? Yani hani şey vardır. Altyapıdan futbolcu çıkar oyuna şeye. İşte altyapıdan profesyonel takım futbolcu çıkar. Gelir boş kağıda imza atar. Ama aynı yaştan örnek veriyorum. Başka bir takımdan bir tane oyuncu gelir. O 10 lira 20 lira alır. Ama bir de biz alt yapıyoruz. Öz çocuğumuz diye çok az paraya. Hiç paraya bile bakmazsın yani imza atarken. Hiç bakmazsın zaten. Bu da onun gibi oldu. Hocalıkta da sen bizim öz çocuğumuzsun yani. Ama artık hocalık yani. Büyüdük yani anlamında bence. İnşallah maddi olarak düzelir de. Hani Sergen Hoca istediği transferleri yaparsa bu sefer hem onun için hem de Beşiktaş için çok faydalı olur. En azından inşallah ben isterim yurt dışında görmek Sergen Hoca'yı yani. Yani iki Sergen'in arasındaki fark. Bir 2006 bir de 2020'deki Sergen Hoca bu şekilde bende. Evet, hakikaten çok, evet ya, çok enteresan, nereden nereye böyle gibi oldu. Evet. Peki. Çok güzeldi Sergen'i dinlemek. Vallahi çok yani şey, şu an iyi geldi bana. Tabii evet, Beşiktaş konuşunca iyi geldi. Gerçi 2006'da ben konuşurum. Ben de Beşiktaş çok. Ben de Beşiktaş karşılaşması çok yani. Konya'da da çok oynadık Beşiktaş'a karşı. Ordu'da da. Ben ya şöyle bir şey var. Hani yani şunu da söyleyeyim. Bir Akhisar maçında ben Beşiktaş'a çok gol attım bu arada. Herkes söylüyor işte niye hiç işte Fenerbahçe şöyle. Bak hayatımda oynadığım takımlarda bir tek Fenerbahçe'ye karşı gol atmadım. Beşiktaş'a attım. Galatasaray'a oynadım. Yani karşılıklı oynadım. Galatasaray'a karşı attım. Trabzonspor'a attım. Yani büyük takım olarak söylüyorum. Diğer takımları izliyorum şey olarak. Bir tek Fenerbahçe'ye gol atmadım ama Fenerbahçeliler de hani böyle Beşiktaş karşılaşmasından dolayı en büyük golü bize attın diyorlar. Hani o gol atmamış olsaydım şimdi öyle bir maneviyatı var. Böyle değişik bir durum. Ama normalde Fenerbahçe'ye gol atmadım yani açıkçası. Yani atmak isterdim ama atamadık tabii yani. Ne kadar enteresan olmuş ya. Yani sonuçta Galatasaray'ın en rakibi olan yani çok fazla aralarındaki mücadele olarak rakibi olan Fenerbahçe'ye karşı gol atamadım. Ama her ne hikmetse işte onlara da Beşiktaş üzerinden manevi bir şey olmuş oldu yani öyle söyleyeyim. Bir o var onun dışında hiç yoksa Trabzon'a gol attım yani Beşiktaş'a attım Galatasaray'a attım yani ama bir tek Fenerbahçe'ye attım hayatımda gol atmadım yani. Yani Galatasaray'a bile attın. Olan bize olmuş ya. Olan Beşiktaş'a olmuş yani. Yapacak bir şey yok. Nedeni? Evet. Nasıl söyleyeyim? Hasan Zedeler miydi? Peki. Şimdi tabii Beşiktaş'ı kapatıyorum ama bir dedikodu var. Tabii onu da sormadan geçmek de istemiyorum. Zaten geliyordu sorularda. Şimdi Arda Turan dedikodusu var. Şimdi biz Arda'yı tabii ki Galatasaray'a mal olmuş bir futbolcu. Hani nasıl Sergen Beşiktaş'ın çocuğuysa Arda da bizler için Galatasaray'ın çocuğu gibi gözümüzde. Ancak bir Beşiktaş dedikodusu aldı başını gidiyor tabii bu aralar. Yani sence böyle bir şey mümkün olur mu? Gerçekleşir mi? Arda Turan'ı Beşiktaş'ta görür müyüz? Görmezsek
Galatasaray'da görür müyüz? Yani sen kapatır mı orada, bitirir mi şunu, yapar mı? Yani bence Arda Beşiktaş'a gitmeyecek. Her ne kadar şey olursa olsun. Zor durumda da bile kalsa, zor durumda kalması dediğimiz şey şu. Yani Galatasaray bunu istemese, Galatasaray Arda'yı istemediği zaman veya işte ne bileyim herhangi bir alternatif dahi çıkmasa bile ben bir Beşiktaş'a gideceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok koyu bir Galatasaray'da taraftarı. Çok koyu bir Galatasaraylı. Bizim dönemimizde Manisa'ya gitmeden önceki dönemde bir 3-4 defa antrenmanımıza çıkmıştı. Sonraki Manisa'ya gittiği dönemde, geldiği dönemde bir sene boyunca biz beraber oynadık Arda'yla. Hakikaten yani çocukluktan beri Galatasaraylı olan bir oyuncu. Galatasaray Barcelona'dan dönerken gelmek istemedi mi? İstedi. Onu da zaten kendisi de söylemişti. Şartlar oluşmadığı için gelemedi belki de. Şu anda tabii bu süre zarfı içerisinde yaklaşık kaç sene oldu yani? 10 senesi, 7-8 senesi var. 2010'da mı ayrıldı Galatasaray'dan bilmiyorum ama 8-9 senesi var herhalde. Bu süre zarfı içerisinde Arda hem futbolunu çok geliştirdi hem de takımdaki o taktiksel anlamdaki kanat oyuncularının, işte kanat bölgesinde oynadığı için söylüyorum, takıma ne kadar faydalı olabilecek her şeyi öğrenmiş oluyor. Bunu yakındaki arkadaşlarına çok iyi aktaran bir oyuncu oldu. Yani şunu söyleyeyim, bazen yani bu şey ama hani taktiksel anlamda bazı şeylerde Arda'nın gerçekten bu şeyini çok kullandı açıkçası aslında Başakşehir. Bazı şey bağlantıları yapmakta her ne kadar saha içerisinde olmasa da Arda'nın almış olduğu o Atletico Madrid'deki ve Barcelona'daki tecrübeleri buradaki dışarıda da olsa saha dışında yani taktiksel olarak yardımcı olduğu çok şey var olduğunu biliyorum yani yakinen. Galatasaray takımında olur mu? Bana sorarsanız olacak. Bana sorarsanız Beşiktaş olmayacak. Ama bu nasıl olur? Şu 8 haftalık dönemden sonra olur mu? Olur. Michael Jordan bile bir sene sonra ikisi bir beyzbol oynayıp geri geldi. Şeyde oynadı yani. Chicago Bulls'ta oynadı yani. Niye Arda oynamasın? Öyle söyleyeyim yani. Adam Chicago'yu Chicago yaptı yani. Şehir, öyle bir şehir yoktu tarih şehirde, haritada. Barcelona'ya giden Galatasaray'dan kaç tane futbolcumuz var yani? Ülkeden kaç tane? Biz Mustafa Bey biliyoruz. Bir de Arda'yı biliyoruz. O da Atletico Madrid üzerinden gitti yani. Sonuçta o yüzden bence hani Arda'nın değeri çok büyük. Belki kendi özel hayatıyla alakalı çok spekülasyonlar oldu, olaylar oldu falan filan. Tabii ki o şey olarak ben Arda'yı yani gerçekten içinin çok temiz olduğunu biliyorum. Hı-hı. Çok iyi bir kişilik olduğunu da biliyorum. Ama zaman zaman tabii ki yani böyle herkesin hatası o böyle Hı-hı. çok büyük hatalar değil. Hayati memat bir önem olan hayat hatalar olmadığı için bence affedilmeyecek bir şeyler değil kesinlikle. Ama Arda iyidir ya. Yani olur, koca kafa gelir Galatasaray yine. Gelir gelir. Ya tabii kısmet. Peki şimdi artık haber kısımlarını kapatıyorum. Biraz eğlenelim. Şöyle eğlenceli sorulara geçelim. Su mu içecek? Su mu? Yo, ben bekliyorum. Yok, elimde kalem tamam. Var, yazıyorum şimdi. Su içmek istediğini zannettim de dedim yok. Ki tamam. Yok, yok, ben hayal gördüm. Peki. Su içelim ya. Su içmek için istemem herhalde yani. Yok, su sesi duydum da hani bekleyecektim ben de o yüzden. Şu kağıt yazıyorum şimdi mesela, bak hangi ses. O su sesi hayır. Gibi olabilir belki yani. Evet, evet, evet. Tamam. Peki. Şimdi oynadığın dönemde en çok oynamaktan zevk aldığın 3 futbolcu kimdi? Zevk aldım. Futbolcu olarak mı? İnsan olarak mı? Çünkü bizim aramızda vardır. Ya çok iyi insan falan deriz. Böyle iyi olmayan futbolcularla alakalı. O yüzden. İyi insan. Kötü futbolcu ama iyi insan deriz. Böyle o yüzden. Hani hangisini soruyorsun bize? Futbol oynarken en çok zevk aldığın olsun. Çünkü daha sonra karantinada kimlerle kalırdın diye soracağım. Onları mecburen. He. O zaman futbol oynarken en zevk aldığım oyuncuların bir tanesi Ribery. Kesinlikle. Gerçekten üst düzey bir oyuncuydu. Yani Alexander Dominguez diye bir oyuncu vardı bizim Rubin Kazan'da. Olympiakos'ta oynuyordu. River Plate'de oynuyordu. O çocuk gerçekten hani böyle keyif aldım bir oyuncuydu.
Çok iyi anlaştığım bir oyuncuydu aslında. Yani yetenek olarak Fatih Tekke ile beraber bir forvet oyuncusu olarak oynamak, Rubin Kazan'da oynadık biz beraber. Gökdeniz'de vardı gerçi ama. Fatih abi inanılmaz yetenekli. Ben zaten çok genç yaşta Fatih abi o zamanlar Trabzonspor'da oynuyordu. Örnek aldığım bir oyuncuydu. Çünkü yani fiziken normalde o kadar iyi bir kafa vuran bir oyuncu olmaması lazım. Yetenek olarak sağ ayağını kullandığı gibi sol ayağını kullanabilen bir oyuncu olmaması lazım. Ama inanılmaz sol ayağı ve sağ ayağı olan bir oyuncu. Yerden çok iyi, şut iyi, kafa topu çok iyi, oyun görüşü iyi, topu saklaması iyi. Yani bir forvet istediği her şey vardı Fatih Hoca'da. Boşuna Fatih Sultan Tekke demedi Trabzon taraftarı bence. Ve ülke futboluna da bence kapasitesinin üstünde çok daha farklı şeyler verebilirdi. Ama o dönem tabii ki de çok yetenekli forvet oyuncuları vardı ama Fatih Hoca'nın, Fatih abinin bende yeri inanılmazdır. Çünkü çok kısa dönemde oynamış olsam onunla oynarken inanılmaz keyif alıyordum yani açıkçası. Peki seni en çok zorlayan oyuncu kimdi? Tek bir isim söylemen gerekirse. Can Arat diyormuşum falan. Can benim UEFA kursunda hem milli takımdan arkadaşım hem de UEFA hocalık teknik direktörlük kursunda biz beraberdik. Hep söyler. İşte yani sonuçta biz futbolcu olarak 4-5 kişi futbolcuyuz. Diğer arkadaşlarımız çoğu eski futbolcular ve işte ne bileyim bir yerlerde çalışan, altyapılarda falan çalışan insanlar. Onların hepsini söyler. Hasan benden çok korkardı falan filan diye. Sebebi şu, Can topla beraber çok sert girer. Yani şey olarak baktığın zaman karışıktır yani. Hani o kadar çok fazla rakip olmadık ama onunla beraber. Ama genelde sevmediğim bir oyuncu tipidir yani stoper olarak. Yani böyle yapışan, benim aslında hoşuma gider de yapışmasında sıkıntı yok ama topla karışık değil. Bilerek yani vurdukları zaman ben sinirleniyorum. O yüzden benim en çok sevmediğim oyuncu tipleri böyle bir tiplerdi. Yani karşılıklı oynadım mesela işte o yüzden Lugano vardı Fenerbahçe'de. Çok hiç hoşlanmadım, hiç haz almadım bir oyuncuydu. Yani sevmediğim bir oyuncu bir tanesi Lugano. Hadi tek isim için Lugano söylüyorum. Tamam, peki. Tek isim. Bakmak istemiyorum. Peki. Şimdi bu karantinada bunu sonra soracağım. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Geriye dönüp pişman olduğun ve değiştirmek istediğin bir an var mı? Şunu yapmazdım ya da şunu şöyle yapardım dediğin. Yoksa hiçbir şeyden pişman değil misin? Değilim ya. Yani hani almış olduğum kararlarda özellikle futbolla alakalı konuşuyorsak hiçbir zaman için keşke demedim futbolda. Yani şuraya gitseydim, buraya gitseydim. Sadece hani benim yapım gereği aslında şu var. Hani şimdi bu bıraktıktan sonra biraz daha şey yapabiliyorum yani. Hani anlamaya çalışıyorum. Hocalık kısmıyla alakalı öğrenmiş olduğum şeylerden sonra yani biraz daha mesela böyle insanlara karşı yakın olabilirdim belki. Ben biraz daha böyle çok şey tutuyorum. Yani hani yılışık bir adam değilim. Yılışık olmadığım için insanlardaki aradaki mesafe kim olursa olsun, yönetici olsun, işte takım arkadaşlarıma karşı tabii ki daha yakındım ama hani diğer futbolcu takım arkadaşlarım dışındaki insanlara karşı çok böyle bir yakın değildim yani. Hani ben mesafe koyuyordum. Yani benim sınırlarım içerisine giremiyorlardı. Ben onu oraya perdeyi koyduktan sonra giremezler yani. Bu kendi hayat şartlarımda da böyleydi. Ama biraz da orada esnek olabilirdim. Hani beni görenler ilk başta veya işte hiç tanımayan insanlar çok havalı, çok işte artist martist gibi zannedebilir. Bunu çok arkadaşlarımın arkadaşından duyuyorum ama onu duyduktan sonra mesela benle konuşan çocuk ya hiç öyle birisi değilmiş diyor mesela yani. O yüzden hani o sınırı aslında koymak güzel bir şey. Hani tanıyana kadar beni öyle bilsin. Beni çok benim insanlar benim hakkında ne düşünüyor o benim için çok önemli değil. O yüzden biraz belki o hani ılımlı tarafımı biraz daha ortaya çıkartabilirdim diye düşünüyorum. Sadece bu kadar. Onun dışında hiç keşke dediğim bir şey yok. Yani Allah'a şükür. Bana birisi deseydi ki böyle bir kariyerin olacak 18-19 yaşında. Ben hemen beni imzalayayım bir oynamayayım futbol derdim yani. O yüzden hani Allah'a şükür futbolla alakalı hiç keşke şuraya gitseydim şöyle yapsaydım şu takımda olsaydım demedim. Çok şükür yani. Tabii.
Yani zaten gayet güzel bir Ya güzel oldu. kariyer Ne, şöyle yani. yani hani diyorum ya, benim hayatımda ben futbola başlarken dedim ki yani büyük takımda oynayayım. Yurt dışı, A milli takımda oynayayım. Yurt dışında ülkemi temsil edeyim. Benim amacım hep böyleydi. Futbol oynarken ilk günde böyle konuşmuşumdur. Galatasaray'a geldiğim zaman da böyle söylemişimdir. Allah'a şükür Galatasaray'da oynadım büyük takım olarak. Milli takımda oynadım. Yurt dışında oynadım. Yurt dışında Rusya'da şampiyonluk yaşamış oldum. Fransa'da şampiyonluk yaşamış oldum. Türkiye'de şampiyonluk yaşamış oldum. Daha ne isteyeyim Allah'tan yani. Çok şükür. Yani o yüzden hani keşke demedim futbolda. Allah da bundan sonra keşke demesin. Yani keşke dedirtmesin bize yani. Aynen. Yani tabii insan böyle bir şeyi bıraktıktan sonra boş bir dönemde daha çok işte dışarıdan bakıp düşünüyor. Aynı senin dediğin gibi ben de katılıyorum. Mutlaka çok daha iyi olacaktır bence şimdi. Yok, şey olarak öyle şeyim yok. Hani burada eksiklik olarak ben futbolun dışındaki söylemiş olduğum söyleyebileceğim buydu benim için. Yani hani dedim yani bir yöneticiyle birisi beni görse ben şeyi düşünürdüm. Yani ya şuna bak işte falan, hani bu yalakalık mı yapıyorum mevzusunu, ben onu hiç sevmem yani. Hiç öyle bir şey olmuş olsa ben Galatasaray'da 10 sene oynardım. Yani hani benim Galatasaray'dan gitme sebebim benim performansımla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Bu da değil. Cevap olarak da bu da değil. O günkü şartlarda Karl-Heinz Feldkamp hocamızın kendisinin vermiş olduğu, artık yani yaşından itibaren diye söylüyoruz. O gün bile ben hiçbir zaman için gidip ayrılmamı gerektirdiği zaman söyleyen Adnan Sezgin vardı o zaman. Adnan abi vardı. Mustafa Turgun vardı. Bana söyledikleri zaman ben hiçbir zaman için demedim yani niye ben? Ya ben dedim ki benim bonservisim ne kadar? Hemen direkt sordum ya. Benim bonservisim ne kadar dedim. Dedi ki Hasan dur daha yeni oldu dedim. Yeni de yani ben gitmeyecek miyim yani? Yani o yüzden hani ben böyle hiç şey yapmadım futbolla alakalı. Ben iyi ki de Galatasaray'dan ayrıldığımda Rusya'ya gitmişim. İyi ki de Rusya'dan bitirdikten sonra Fransa'ya gitmişim. Fransa'dan sonra Türkiye'ye gelmişim. Türkiye'de devam etmiş futbol ve Türkiye'de bırakmışım. O yüzden yaşamış olduklarımla çok mutluyum. Allah herkesi mutlu etsin. Cumanız Amin. mübarek olsun diyormuşum falan. İyi dileklerin için. Peki Evet. ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben de bunu düşündüm. Belki de gerçekten oradan ayrılmasan hiç yurt dışına gitmeyecekti. Tabii canım yani ben hayatımda hep böyleyimdir. Yani ben şunu düşünüyorum. Rusya'yı niye seçtim? Rusya'daki oynayan futbolcular futbolcu yani sonuçta değil mi? Rusya neresi? Herkesin bilmediği, benim de hiç bilmediğim Kazakistan, Tataristan'ın başkenti olan bir şehir. Ve burada ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne dilini biliyorum, ne kültürünü biliyorum, ne şehri biliyorum. Haritada baktım, eyvah dedim ben buraya mı gideceğim yani. Öyle düşün. Sonra şunu empati yaptım. Yani dedim ki ben eğer bu futbolu Rusya'da devam ettirmek istiyorsam şartlar evet güzel olabilir ama oradakiler de futbolcu yani. Oradakiler altından veya işte çamurdan adam değil ki yani. O insanlar hiçbir şey görmemiş, ne bileyim futbolculuğu bilmeyip ilk kez gelip olan insanlar değil yani. Onlar oynasa bizim ne fark? Biz neyiz dedim ya. Biz de Anadolu'dan yetişmiş bir insanız sonuçta. Biz Paris'te oturup Şanzelize'de kahve içen adamlar değildik yani. Ben öyle düşünüyorum. Empati yapıyorum yani. Gittim bir baktım evet. Tamam bazıların kaldığı evler çok hoş değildi. Çok hoş değildi ama yapacak bir şey yok. Biz de orada Türk inşaatçı arkadaşlarımız sağ olsun güzel evler yapmış. Hani öyle bir kendime ait bir şey bulabilirim diye düşünmesiyle gezdim, dolaştım. Ondan sonra karar verdim. Yani gittim dedim ki yani sonuçta saha içerisindeki sahaya baktım. Saha bizim bildiğimiz saha. Çim saha. Normal saha ölçülerinde. Sonuçta değişik bir şey yok. O yüzden açıkçası ben hep böyle düşündüm hayattan. O yüzden değil mi, oynarım yani. Sonuçta saha varsa top varsa sıkıntı yok yani. O Peki. yüzden iyi oldu benim için yani. Evet, peki. Tabii şimdi bu şeyi sormak istiyorum. Karantinada 3,5 bir de konuşabilseydim şimdi. Su Hani içer misin? aklımda başka bir şey. Efendim? Su içer misin? Suyumu yanıma almamışım. O yüzden oldu bunlar. Olabilir. Karantinada 3 futbolcuyla kalsam, nedenleriyle birlikte söylersen çok memnun olurum ama 3 tane bir futbolcu arkadaşın. Şimdi bir, ama biraz önce sorduğunu ben düşünüyordum zaten o arada şey olarak. Selim Ay diyeceğim. Selim Ay Konyaspor'da oynuyor. Konyaspor'un stoperi. Yıllardır Evet. Konyaspor'da. Buradan Konyalı arkadaşlar varsa aşağıda yazsınlar bir şeyler.
Şimdi Selim'a inanılmaz keyifli. Yani böyle oynasa da oynamasa da yani takımda her takımda olması gereken oyunculardan bir tanesi. Hani neşe kaynağı olarak. Çünkü adada çok sıkılacağız. Belli yani. Ada diyorsan. Adaysa yani. O yüzden Selim Ay benim için önemli varlık olacak orada. Çünkü hem dövebileceğim, hem kızabileceğim, hem işlerimi yaptırabileceğim çok önemli birisi Selim Ay'ın olması gerekiyordu. Sebebi bu. Peki. Diğer arkadaşım benim yaklaşık dedim yani nereden baksam 20-25 yıllık İbrahim Taylan Uzunoğlu diye bir arkadaşım var benim. O benim Bursaspor'la beraber futbol takımı Süper Lig'e, profesyonel takıma çıkıp o da uzun yıllar hem Süper Lig'de de oynadı, ikinci PTT'de de oynadı yani böyle sürekli oynadı. 15 tane takım gezdi yani öyle söyleyeyim. O da çok sevdiğim, kardeşim gibi bildiğim bir arkadaşım. Onunla da niye onu alırdım? İlla bir şeylerde tartışıyoruz biz sürekli. Yani hani illa ki tartışırız. Yani ama ne kadar haksız da olsa ama haklı olmayı gösterir. Yani haklıymış gibi yapar ama haksız biliyorum yani. Onunla da tartışırdık mesela. Tartışacağımız çok mevzu olurdu. Yani o yüzden onu da isterdim. Hani en azından bir eğlenceli bir de tartışacağım insan olsun. Biraz küselim. Sonra mecbur adadayız. Nereye gideceğiz? İlla ki yan yana geleceğiz bir daha. O bana mecbur. Ben ona mecbur olacaktım. Ama üçüncü kişiyi bulamadım. Şimdi konuşurken onu da düşünüyorum da. Yani üçüncü kişi nasıl bir kişilik olabilirdi? Veya kim olabilirdi? Böyle yemek falan yapma becerisi olan birisi olabilirdi. Ya Mesela. ne adada ne yemek yapacak? Kebap mı yapacak biz orada etlerine? Hiçbir şey yok. Ne yiyeceğiz orada? Ya avokado yiyeceğiz. Bizi Daldan tutup indireceğiz aşağı. indirir aşağılara Ya işte en yani. fazla onu ben de yaparım. O yeteneğim var. Yani ev yapmada bilmem işte masa temizlemede falan onları alırdım. Ha şu var. Şimdi aslında yemek diyorsan Fevzi Elmas var ya. Fevzi Elmas olmadan olmaz yani. Şimdi Fevzi Elmas da bizim Galatasaray'da beraber oynadım. Çanakkale'de beraber oynadım. Ordu'da beraber oynadım. Benim kan kardeşimdir. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. O yüzden yani hayatımızdaki yapmış olduğumuz çoğu şeyler ortaktır işte yatırımdır işte ne bileyim böyle fikir alışverişi olsun. O mutlaka olması gerekiyor. O da inanılmaz bir gurmedir. Fevzi Elmas. Yani onu da inşallah izler izliyorsa da yazar bir şeyler ama gitti yani Antep'te oynadı. Antalya'da oynadı. Ordu'da oynadı. Nerede ne var? Yemekle alakalı her şeyi bilir. Yani ayıptır O zaman söylemesi Cuma günü artık kanal 2,5 ay, 3 ay oldu görüşmüyoruz. Cuma günü de mangala gelecek. Etler benden, mangal senden dedi o. O yüzden onun olması gerekiyor bizde yani. Bunu da söyleyeyim. Fevzi Elmas yani evet. Fevzi aynı zamanda Selim Ay'ı da tanıyor. Ve İbrahim Taylan'ı da tanıyor. Taylan İbrahim Uzun olduğu. Onu da tanıyor. O yüzden dördümüz çok iyi bir şekilde adanın altın üstünü getirirdik yani. Öyle söyledim. Peki, süper. Peki şimdi hemen bir süremi kontrol edeyim. Çünkü Instagram bir saat sonra yüzüme kapatıyor. Tamam. 6 dakikam varmış. Evet. O zaman son sorumu sorayım tabii ki ben de. Son olarak şimdi gelecekte nerede göreceğiz seni? Neler var? Ne gibi planların var? Geleceği gören birine sormak lazım diyormuş. Ya şimdi şöyle amacım şu anda hiç kimse önündeki hafta şeyi göremiyor yani. Ne olacağımız belli değil. Şu anki pandemiyle alakalı kısa sürede söylüyorum. Aslında benim istediğim şeylerden bir tanesi şu anda şu anda A lisansını aldım ben. UEFA A lisansı sahibim. O yüzden Selçuk'la ilgili şeyi de çok iyi bildiğim için süreçleri de uzunlamasına falan bildiğim için onun nasıl öyle bir şey hemen bir anda oraya getirebilecek. Onun açıklamasını yapmıştım sana üstü kapalı. Şimdi A lisansım var. Benim şu anda Süper Lig'de bir yardımcı antrenörlük yapabilirim. Yedek kulübesinde olabilirim. Öyle bir hakkım var yani şey olarak lisansından dolayı. Ya da daha alt liglerde direkt hoca olabiliyorum. Hedefim ileride hedeften ziyade aslında bu şartların oluşursa inşallah ileride iyi bir teknik direktör olmak istiyorum. Hani aklımda bu var. Ama ne kadar bu şartlar oluşur benim kafamda ne kadar uygun insanlar bulabilirim. Çünkü futbol camiasında sürekli anlaşabileceğim birisi olması lazım hocalık olarak. İyi bir şeylerin alabileceği yardımcı olacaksam ilk etapta. Mesela Okan abinin yanında olmak isterdim. Çünkü çok fazla tecrübeye sahip hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında hem hocalık olarak.
Ondan çok güzel şeyler öğrenebileceğimi düşünüyorum aslında. Tabii yani bu sonuçta bu pandemi süreci bir bitsin. Bittikten sonra yeni sezon nasıl başlayacak ona bir bakmak lazım. İnşallah bittikten sonra ben de ona göre bir karar verip hayatıma devam edeceğim inşallah. Futboldan kopmak İnşallah. yok tabii ki yani. Evet. Bence yani şimdi tabii ki ben de daha ilk kez yayın yapıyorum seninle ama hem okuduğum yorumlardan yola çıkarak hem de yaptığım yayından da birazcık az çok biz de artık böyle vakıf olmaya başladık bir şeylere. Kalbin kadar temiz ve güzel bir gelecek geliyor. İnşallah. Falcı İnşallah. Nergis'ten. Allah aklından. Fatih'le. Aynen. Ya öyle bir hissiyat geldi birden. Söyleyeyim dedim yani ne yapayım. Eyvallah. İnşallah olur yani. Hani temennimiz o yönde. Allah herkesin gönlünü, bahtını açık etsin inşallah. Amin. İnşallah güzel futbolcular yetiştirirsin. Şey bizim Çanakkale'yi ayağa kaldır bari. İnşallah. İnşallah bakalım. Güzel olur. Hayırlısı Evet. ya. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Çok ağzına sağlık ya. Bence süperdi. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum bundan sonraki yayınlarınızda. Daha fazla bu kadar soru bulmanıza gerek kalmadı yani. 3-5'ten soru bulunca biter zaten bundan sonra. Kendinize çok iyi Çok bakın. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Katılan herkese Sağ de olun. selamlar, saygılar.